Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İza zelzele hareket edip sarsıldığı zaman yani Kariya gibi. El-Kariatü Mel-Kari'a ah suresindeki gibi. Sarsıldığı zaman yani bildiğiniz deprem depremde olduğu gibi sallandığı, sarsıldığı zaman ne? El ardu arz. Yani yeryüzü. Kendine mahsus hareketle hareket edip ve sarsıldığı zaman. Nasıl? Zilzaleha arz hareket etmekle hareket ve sarsılmakla sarsıldığı zaman bundan murat birinci sûr İsrafil'dir ki İsrafil Aleyhisselam sûru sûru üfürdüğünde üfürdüğü zaman arz kendine mahsus hareketle hareket edip sarsıldığı zaman demektir. Burada arz'a zamir göndermesinin sebebi yani zelzele'deki eee he zamiri onu kastediyor. O arz kendine kendi azametine göre her şey o iç, yani üstünde bulunan canlı cansız her şeyi un gibi yapar. Nasıl ki hidrojen bombası atıldığı zaman arzı parça parça yaparsa birinci sur İsrafil Aleyhisselam'ın suru Hazreti Allah kudretiyle arzı dümdüz yapacaktır. Ki bu sur İsrafil Sur-i İsrafil yani Mevla'nın atomu demektir. Mevla'nın atom bombası demektir. Daha ve ahracet çıkardığı zaman ne el arzu o yeryüzü neyi etkaleha etkaleha ikinci surda iki içindeki ağırlıklarını hani etkal ağırlık demek ağırlık demek sıklet yani e sıklat maslarından ağırlıklarını çıkardığı zaman e, manasına arz, yani ağırlıklarını dışarı fırlattığı zaman demektir. Sinesinde olan ağırlıkları define olsun, hazine olsun ve insanları, yani kabirde olan insanları çıkardığı zaman bundan Murat da İkinci sure İsrafil'dir. Mevla'nın emriyle İsrafil aleyhisselam birinci suru üfürdüğü zaman Mevla'nın kudretiyle her yer dümdüz olacak. 40 gün, 40 gece o hal üzere kalacak. Dünya sükunet bulacak. Evet, oranın 40 günü, buranın 40 senesi gibi uzundur o 40 gün içinde herkesten azap ve rahmet kaldırılacak. Yani 40 gün e, ahiretin 40 günü buranın 40 senesi kadar uzun tabi. Yani 40 sene ne azap var ne mükafat var. Yani neutral yani tarafsız bir şekilde herkes e, hiçbir muamele görmeden bekleyecek. Rahmet kaldırılacak demiştik ve bundan sonra Kevser-i Muhammedi'den 40 gün e, durmaksızın rahmet yağacak. Yani Kevser-i Muhammedi bir yağmur gibi e, tane tane yeryüzüne yağacağını düşünürsek bu yağmur diyor her mahlukatın atom maddesine isabet edecek ve ondan ehli mahşer kabirlerinden mantar gibi çıkacaklardır. Her insanın da acizesine aceze, yani acize diye bir parça var, atom var vücudumuzda. Yani bel kuyruk kemiğine isabet etmesiyle insanlar da dirilecek. Şimdi her şeyde atom maddesi olduğu gibi insanlarda da vardır. Ve bel kuyruk kemiğindedir ki ona Kevser-i Muhammedi'den başka bir şey tesir etmez ne ateş, ne su, ne toprak, ne hava. Ana yani bu ana erba deniyor buna. Dört element. Bunlardan hiçbir şey o atoma tesir etmez. Onu Resulullah Efendimiz acb-ı zeneb diye vasıflandırmıştır. Bugün bulunan atomlar, hani araştırmacıların, kaşiflerin, keşiflerin bulduğu, icat ettiği, atomlar afaki atomlardır. İnsanlardaki atom ise enfüsi atomdur ki onu bulamazlar. Yani araştırmacılar ne, yaparsalar yapsınlar onu bulamazlar insan vücudunda. çünkü gözle görülmez. Eğer enfüsi atom patlatılsa yerle gök birbirine girer ve kıyamet kopar. Onu ancak ehlullah bilir ve onlara malumdur. Eğer enfüsi atom patladılmış olsa yani bir kişinin diyelim bir e, kuyruk e, belindeki kuyruk sokumundaki atomu patlamış olsa diyor o insanın diğer alemde dirilmemesi lazım gelir. Yani o artık ebediyen ölü sayılır o kişi. Çünkü e, şöyle bir parantez açalım. Çünkü ne demiştik? İnsanların dirilmesi için Kevser rahmetinin o insanın atomuna dokunması gerekiyordu. Yani bir nevi hani tabiri caizse döllenme gibi düşünün. Yani rahme yani Kevser yağmurun tanesi geliyor. O acbu zenep denilen atomuna, enfüsi atomuna dokunuyor ve insan tekrar diriliyor o şekilde. Fakat dünyada bir insanın atomu patlatılmış olsa onun dirilecek atomu kalmadığı için o dirilemez ahirette. Onu demek istiyor yani. O Suri İsrafil öyle bir şey ki bir ucu dünyadan büyüktür. İsrafil Aleyhisselam'ın da ruhunu kabzettikten sonra Cenab-ı Hak Azrail Aleyhisselam'a kim kaldı diye soracak. Azrail Aleyhisselam da Ya Rabbi mahlukatından yalnız ben kaldım diyecek. Cenab-ı Hak Azrail Aleyhisselam'a git, Araf'ta ruhunu kabzet buyuracak. Yani Azrail Aleyhisselam kendi ruhunu kendi alacak. Ya bu nasıl olur? Onu ehline malum. Efendim, Azrail Aleyhisselam kendi ruhunu kabzederken öyle bir bağıracak ki dünyada insanlardan ve mahlukattan mevcut olsaydı çünkü o kendi ruhunu en son alıyor ya eğer öyle olmamış da olmamış olsaydı da dünyada yaşayanlar kalsaydı hepsi diyor o bağırmanın dehşetinden teslim ruh ederlerdi. Yani ruh, ölürlerdi, ruhunu teslim ederlerdi. Onun şiddetinden arş ve kürs sarsılacaktır diyor. Yani Arş-ı âlâ Arş-ı âlâ ve kürsi Allah'ın kürsü yani ayet kürsi var tabi. O kürs pürüsü ne alacak? Onlar sarsılacak o bağırmadan. Mezkur, yani mezkür demek yani anlatmış olduğumuz o 40 günü 40 gece geçtikten sonra Cenab-ı Hak İsrafil Aleyhisselam'ı halk buyuracak. Vazifenin başına geç diyecek. Yani ilk dirilecek olan kimmiş? İsrafil Aleyhisselam. İkinci sure İsrafil Aleyhisselam Vallahu hay diye üfürecek. İkinci sure Sur'da küre arz içinde bulunanları dışarıya atacak. Yani sur, suru üfleyince ne yapacak? küre arz insanları diyor, bulunanları diyelim. Yani sadece insan değil, bulunanları dışarı atacak. Ve bütün ruhlar çıkıp derhal cesetlerine gireceklerdir. Evet. Peki bu girdikten sonra ne olacak? Ve kâlel insanu insan söyler diyor Cenab-ı Hak. İnsan söyler. Yani kâle aslında geçmiş zaman. Çünkü Cenab-ı Hak için zaman mevzu bahis olmadığından hep geçmiş zamanda haber veriyor. Çünkü onun için her şey olmuş bitmiş o biliyor yani Cenab-ı Hak biliyor. Onun için geçmiş yani yegulu demiyor. Yekulu ne demek? Kale dediği Yekulu söyler. Burada kalel insanı diyor. İnsan söyler. Neyi söyler? Maleha ne azim ve ne acayip şeydir bu hal diye insanlar söyler. Hatta o günde kafirler bile onun dehşetini görünce hem min mergadina Yasin-i Şerif'te geçen bu ayet bizi uykumuzdan kim uyandırdı, bizi kabrimizden kim kaldırdı diye söylerler buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet, insanlar böyle derler. Devam ediyor. Bu sefer insanlar diyor, böyle söyler. Ama şimdi sıra yeryüzünde, arz. Yevme idin o günde bu olaylar olduğu esnada diyelim o gün işte işte 40 gün demiştik ki ya, yani 40. günde diyelim insanların ve mahlukatın canlandığı günde e, kıyamet gününde tuhaddetu konuşur konuşur ne konuşur hiye o arz yani arz el ardu müennes müennesi manevi olduğu için Müennes zamiri kullanılıyor. Hiye. Ve tuhaddesi de aynı şekilde. Yuhaddesi değil tuhaddesi diye geçiyor ifadede. Yani arzın müennesi manevi olduğunu buradan anlamış oluyoruz. O arz yani Cenab-ı Hak o yere vahiy eder. Yani bir enne rambekev hale her gelecek sonra e, konuş diye emreder de o yerde nutuk eder. Konuşur yani neyi konuşur, neyi anlatır? Yani tuhaddüsü ayrıca haber verir, anlatır anlamına da geliyor. Yani hadise diyoruz, hadise yani bir havadisi var mı falan. E, i̇şte onun gibi tuhaddüsü anlatır. Ahbaraha, buradaki ahbaraha iki anlama geliyor. Ahbaraha yani e, kendi haberlerini anlatır kendi haberlerini anlatır kendine ait şeylere İkinci manası da mahlukatın haberlerini anlatır yani e, üzerinde üzerinde hayır veya şer neler olmuş ise onların hepsini e, birer birer arz haber verir konuşur burada he zamiri o bir diğer mahlukatın haberlerini konuşur. Veyahut da yerde olan şeyleri birer birer konuşur demektir. Arz konuşur mu? Evet. Ne ile? Ne vesilesiyle veya ne sebebiyle? Bi enne rabbeke tahkik senin rabbin evha evha haber ve vahyetti. Yani arza vahyetti. Yani emretti. Yani vahiy demek ki sadece peygamberlere gelmiyor. Peygamberlere gelen emirler vahidir. Kitaplar veya sözlü ifadeler vahiy emir veya nehidir. Buradaki vahiy ise yeryüzüne emreder manasına. Ona der ki sen konuş, anlat. Leha ne? Ne için anlat? Leha o arz için konuş der arıza emreder, o yerde konuşur. Yani seni yoktan var edip konuşturan senin Rabbin o arıza vahyeder, nutuk verir, konuş der. O arzda konuşur demektir. Tabi e, e, Ruhul Beyan tefsirinde de geçer bu. O günde diyor yevme yani yevme izin tuhat tusahbara o gün de yeryüzüyle beraber daha değişik kişiler konuşur, senin yaptıklarına şahitlik yapar. Mesela mesela yine Yasin suresinde diyor, o gün biz onların ellerine e, değil mi? Konuşturduz, e, konuştururuz. Yani elleri, ayakları diyor. Onların lehine veya aleyhine şahitlik eder. Yani insanın uzuvları da konuşur, anlatır. Kendi lisan halleriyle veya namaz kıldığımız yer bize şahitlik eder. Onun için hani denir ya mescitlerde e, yani hep aynı yerde değil de böyle değişik değişik yerlerde namaz kılın ki yeryüzü yani size ahirette şahitlik edecek. Sizin lehinize şahit edecek. E, çok yer bulunsun. Veya e, mesela ezan okurken diyelim sesle okuyun ki daha ileri daha uzak mesafelere ulaşsın. E, yeryüzü size şahit olsun gibi. Mesela melekler şahitlik yapacak değil mi? Sağımızda solumuzdaki melekler. Bizi koruyan hafıza melekleri. Bunlar bizim için şahit olacaklar. Böyle işte. En sonunda tabii kimse inkar edemeyecek. En büyük şahit de Cenab-ı Hak kendisi olacak. Hani sen inkar etmek isteyeceksin. Ben yapmadım. Evet, şöyle şöyle şu zamanda yaptım diye öğrendim. İstediğini affedecek, istediğini şahitlik yapacak. Kimse kimse için kurtuluş yok. Yani böyle bir e, şeyler e, şahit edecek, şahitlik edecek. E, şahitler de geçiyordu. Mesela zaman da öyle. Zaman da lehimize veya aleyhimize şahitlik yapacak. Evet şimdi yevme izin ol bir günde ki yani kıyamet gününde o günde diyelim yas duru sadır olur. Çıkar. Yani sudur eder. Yani sudur eder. E, sadır olur. Bunu kullan, Türkçe'de de kullanıyoruz zaten. Kim en nasu, insanlar kabirlerinden sadır olur çıkarlar. Ne oldukları halde? Eştaten muhtelif oldukları halde. Yani bölük bölük, cemaat cemaat, ayrı ayrı, fırka fırka, yani kimi nurdan beyaz, kimi zulmetten siyah, dünyada işlemiş olduğu hasenatına ve seyyatına göre bunlar çıkarlar. Ne için böyle çıkarlar? Liyurav görsünler için yani onlara gösterilmesi için gösterilmesi için çünkü liyurav şeydi ra'a yera yera yani görür ra'a gördü yera görür bu da yura yani yera'nın meçhulü yera gördü yura da görüldü buradaki lam da Lam da şey içindir yani. E, li en yurav anlamında. Aslında yurav ne? Ama lam geldiği için ne oluyor? Nun düşüyor, li yurav oluyor. Yani e, gösterilmeleri için. Neyi veya neyi görmeleri için? Neyi görmeleri için? A'ma lehum, kendi amellerini görsünler için. Yani nur mudur? Zulmet midir? Hayır mı? Ve onun mükafatı olan e, hayrı ve onun mükafatı olan cenneti veya şerri ve onun cezası olan cehennemi görmek için. Femen yamel buradaki diyor F harfi aslında men de F harfi ma'i tafsiliyedir. Yani e, fa'i tafsiliyedir. Fa'i tafsiliyedir. Yani Liyab amalahımı burada tafsil ediyor, açıklama yapıyor. Yani detaylı, detaylama detayını gösteriyor. Tafsil demek, detaylandırmak demek, tafsil etmek. Kim ki amel eder, işler çalışırsa, ne kadar çalışırsa, miskale zerretin bir zerre miktarı, zerre ağırlığı, hani miskal ağırlık demek. Yani havada uçuşan. mesela e, evin içine böyle güneş vurur bazen tozlar havada uçuşabilir. yani bazı olabilir öyle her evde yani şey değil yüzde yüz tozsuz değil. Mesela o toz ağırlığınca diyor toz ağırlığınca zerre. O demek. Ne necihetin hayran hayır cihetinden yarahu onu görür. Femen yamel miskale ederlatin. Hayran yarahu o hayrı görür. Hayrı görür. Yani onun ve amelinin mükafatını görür. Yani zerre kadar zerre kadar hayır işleyen bir insan yani mükellef olan insanlar ve cinnilerdir. Bunlardan herhangi birisi diyor. Herhangi birisi havada uçuşan toz miktarınca, ağırlığınca bir iyi bir iş yaparsa diyor, ahirette onun karşılığını görecek. Görecek. Ve men yamel, bu da e, ikinci tafsil, yani miskale zaratın e, demişti yani e, hani ameller gösterilmesi için kalkacaklar denilmişti ya. Bu da ve men yamel her, herhangi bir kimse işlerse ne kadar miskale zaratın zerre miktarı kadar. Yani e, havada uçan tozlar, e, toz ağırlığınca neyi işlerse şerran, şer cihetinden, e, şer cihetinden işlerse yani bu şey tabi şerran burada temiz oluyor, temiz. Yani şpecifizierung diyorlar, yani böyle şpecif yapmak, efendim temiz deniyor Arapçada. Evet şer cihetinden yarahu onu görür. Yani bir kimki, kimki insanlardan veya cinnilerden kimki toz kadar kötülük yaparsa o da onun karşılığını diyor görecektir diyor. Onun evet o şerrin ve amelinin cezasını görür diyor. Hadis-i şerifte buyurmuşlar ki Resulullah Efendimiz Nası mecziyüne bir amalihim. İnsanlar amellerinin karşılığını cezasını göreceklerdir. Yani ceza Arapçada karşılık demek. Türkçe'de yani Türkçede ceza yani olarak yerleşmiş. Yani şer yaptığı şerrin karşılığı olarak ceza kelimesi alınmış ama ceza aslında karşılık anlamına geliyor. Yani iyilikte de kullanılır, kötülükte de. İnsanlar ne cezalandırılırlar. Cezalandırılırlar. Neyle? Veya neye göre? Bir amalihim amellerine göre insanlar cezalandırırlar. Karşılık görürler. Karşılık görürler. İn hayran eğer o amel yani onların ameli hayırsa yani aslında imkane hayran demektir ama burada kısaltılmış. İn hayran in hayran yaptıkları iş hayirsə karşılığı da hayırdır, iyiliktir yani. Hayır iyilik demek. Yani kim ki iyilik yaparsa diyor o karşılığında iyilik görür ve inşârûn feşârûn kim ki e, şer bir şey yaparsa, zararlı bir iş yaparsa onun da göreceği e, mükafatı karşılığı şerdir. Ne az ne çok, yaptığı kadar. Peki efendim, şimdi burada bir soru var. Kafirler de hayır yaparlar. Elektrik, köprü, çeşme vesaire gibi. Bunlar da mükafatını görecekler mi? Hayır, görmeyecekler. Çünkü hayrın başı, kökü, temeli ve aslı imandır. Yani iman olmadan iman olmadan sevap sevap ve cennet yok. İman olmayınca onların yaptığına hayır denmez. Zaten hayır olarak da görülmüyor yani. İman etmeyenin bir insanı hayır olarak görmüyor. Şöyle bir e, teşbih yapılmış burada. Öyle bir daha iyi anlaşılması için niye amel imansız amel kabul değil? Nasıl ki abdest abdestsiz namaz kılınmadığı gibi kafirlerin de imanı olmadan yaptıkları çeşme, köprü, yollar vesaireler hiçbirisi hayır sayılmayıp fayda ve menfaat ve mükafatını görmezler. Hani nasıl diyelim şimdi ne diyoruz? Hani imanın şartları diyoruz. Hani 32 farz diye böyle sınıf yani ders haline getirilmiş. Hasan-ı Basri Hazretleri zamanında olmuş bu. Ne demiş? Altısı demiş. İmanın şartları. Beşi İslam'ın şartları. Yani imanın şartları olmadan İslam'ın şartlarına geçilmiyor. Yani İslam'ın şartlarının yapılması ve kabul edilmesi için imanımız sağlam olması gerekiyor. Nasıl ki abdestsiz namaz olmuyorsa, olmayacaksa, yani namaz kabul edil, namaz olarak sayılmıyorsa, sayılmıyorsa, efendim, telefonu bir sayılmayacaksa, imansız da yapılan hayırların da karşılığı olmayacağını böyle anlamış oluyoruz. Sadakallahu alazim ve bellana rasuluhu nebiyyül kerim. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.